Selamlar arkadaşlar. Unity derslerimizde bu bölümde bir objenin içindeki komponente ulaşmayı anlatacağım sizlere. Hemen hızlıca dersimize geçelim. Şimdi bir tane boş obje oluşturuyorum. Bir tane de küp oluşturuyorum. Küpün konumunu sıfırladığımızda şu şekilde sahnede karşımıza geliyor. Boş objemizin içine de Game Manager olarak gene konumunu sıfırlayarak 0 0 0 konumuna getirerek Game Manager olarak tanımlıyorum. Bir tane folder atıp buraya da scriptler diyerek bir folder oluşturup içine de bir Game Manager scripti oluşturuyorum. Game Manager scripti özel bir scripttir. Ve gördüğünüz gibi şu şekilde simgesi değişir arkadaşlar. Başka bir scriptte mesela küp için oluşturalım. Küp script diyelim. Şu şekilde bunun logosu normal C# olduğu için, C# kodu olduğu için bu şekilde gözükür. Aslında ikisinde birbirinden hiçbir farkı yok. Şimdi Game Manager scriptini tutup Game Manager objemize, boş objemize salladık. İçine bıraktık. Bu taraf hiyerarşi penceresi, burası da inspektör penceresi. Bizim mesela Game Manager scriptinin içinde, şunu da küpün içine atalım şu şekilde. Game Manager scriptinin içinde şöyle edit diyerek veya çift tıklayarak Visual Studio'muza geçiş yapıp küpümüze ulaşıp küpümüzün içindeki belli işlemleri yaptırabiliriz. Mesela arkadaşlar, şimdi buraya geri geleceğim. Hatta aşağı alalım. Şimdi oyun menajer olarak, game menajer olarak kübün içindeki önce tabii ki şöyle bir sıralamamız oluyor. Önce ilgili objeye ulaşmamız gerekiyor. Ondan sonra objenin inspektöründe bulunan ilgili başlıklar, mesela transform'u, mesh filter'ı, mesh renderer'ı, işte collider'ı varsa box collider veya sizin oluşturduğunuz başka bir script'e ulaşmak gerekebilir. Bunun için arkadaşlar birkaç tane yöntem var. Şimdi sırayla deneyelim isterseniz. Öncelikle bir tane şöyle de biraz büyük yapayım görebilmeniz için. Bir game object oluşturuyorum. Hatta bunu public yapalım. Public game object. Buna da küp diyelim. Şunları da şu yorum satılarına silersek eğer. Şimdi dostlar, küp dediğimizde küp şu anda bunu save edip Unity'ye dönersek Game Manager'ın içinde bir küp oluştu ama bunun ne olduğu bilinmiyor. Yani null dönüyor. Şimdi bunu birkaç çeşit yöntemle şu şekilde sürükle bırak yaparak tanımlayabiliriz. Ctrl Z yaptım, geri aldım. Veya bu objemizin adı küp olduğu için mesela start metodunda game object küp eşittir, daha doğrusu küp eşittir game object find parantez açıp iki tırnak içine küp ismindeki bir objeyi bul diyebiliriz arkadaşlar. Bunu bu şekilde save edip oyunumuza geçtiğimizde bakınız burada hala tanımlamadık, yani null halde, non halde. Şimdi oyunu başlattığımda bizim bu küp buraya tanımlandı. Çünkü sahnede, hiyerarşide sadece küp adında bir objemiz var. Pekala. Bu bir yöntem. İkinci bir yöntemimiz tag ekleyerek yapabiliriz. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Şu pencereden add tag diyerek, normalde daha önce tanımlanmış ön tanımlı tagler var ama biz bunu özel bir tag oluşturacağımız için add tag dedikten sonra tagler kısmından yeni bir tane tag oluşturuyoruz. Buna da tabii ki küp tag diyebilirim. Şöyle. Şimdi gelelim. Gene aynı satıra. Bunu yorum satır yapıyorum. Bu birinci durumumuzdu. İkinci durumda küp eşittir game object find with game object with tag diyoruz arkadaşlar. Tam olarak doğru yazışı find game object with tag. Gene parantez açıp kapatıyoruz. Bu kez objenin adı değil, tag'iyle buluyoruz. Neydi? Küp
Tek. Bu şekilde yaptığımızda kaydediyorum ve tekrardan Unity'ye dönüyorum. Bu şekilde yaptığımızda Game Manager bu kübü buluyor ve taginden dolayı buluyor. Daha doğrusu şu an bulmayacak. Neden bulmayacak onu da söyleyeyim. Biz tag oluşturduk ama tag'i tanımlamadık. Şu an kübe bu tag'i tanımlamamız gerekiyor. Tanımladık şu anda. Tekrardan Game Manager'a geliyorum. Oyunu başlatıyorum. Ve küp tanımlandı. Tag'i başka küp tag olan başka bir herhangi bir obje olmadığı için bunu buldu ve tanımladı. Bu da ikinci yöntemdi. Başka şu an aklıma gelen var mı bakıyorum. Yani isimden bulabiliyoruz. Bakalım game object şu şekilde find diyerek buluyorduk, tag'le buluyorduk. Yani şu an için yeterli bir şekilde şu iki yöntem çok rahat işinizi görür. Tabii bunun farklı yolları da var. Farklı ilerleyen videolarda daha farklı şekilde o klasörden de obje bulmayı, çekmeyi göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bizim devamında mesela tag'le açtık. Tag'le devam edelim. Biz kübü bulduk, tanımladık. Artık bizim bu scriptimizde kübe ulaştık. Mesela kübün neyini değiştirelim? Ne yapalım mesela? Küp script oluşturduk. Küp script'e gidebiliriz. Hatta bu küp script'i editleyelim ve buna bir tane public integer diyelim ya da boolean ekleyelim. Boolean şöyle biraz büyüteyim ekranı rahat görün. Public bool dedikten sonra ne diyelim mesela kübe click it. Kübe tıklandı. Kübün içinde olduğu için click ya da işte ne bileyim herhangi bir işlem, herhangi bir boolean yani öylesine yaptığım bir şey. Bunları da update ve start durumunda da şu an için gerek yok. Bunları siliyorum. Kaydettim. Şimdi bizim kübümüzü zaten Game Manager script'in içinde bulmuştuk ve tanımlamıştık. Update'in içine de bir if açarak mesela klavyenin boşluk tuşuna bastığımızda kübe tıklanmış olsun. Çok saçma bir şey oldu ama en azından ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Input büyük harfle input nokta get key down parantez aç kapat key code space key code space'e girdiğimizde şöyle bir parantezi açıp kapatalım. Boşluk tuşuna bastığımda cube nokta get component. Bakın burası önemli. Get component. Bizim komponentimiz kübün içinde nedir? Küp script. Biz direkt şu başlığa bakıyoruz. Küp script. Gördüğünüz gibi çıktı. Hatta yeşil renkte oldu. Parantez aç kapat. Nokta. Neydi? Click it durumuydu. Click it eşittir true. False olarak geliyor click it durumu. Hatta buraya start fonksiyonunu geri alalım. Void start diyelim. Click it eşittir false diyelim. Fark etmez. Şuraya da false olarak ekleyebilirdik. Herhangi bir durumda bu zaten değişiklik yapılmazsa false olarak true'ya çevrilmezse false olarak başlar arkadaşlar. İki durumda da şu anda false gelecek. Bunu kaydettim. Game Manager'ım önce kübü buldu startta. Daha sonra update'in içinde de eğer ki boşluk tuşuna bastıysak, space tuşuna bastıysak klavyede bu script'in içine gidip click it'ı true yaptı. Bakalım çalışacak mı? Başlatıyorum. Gördüğünüz gibi şurada bir click it boolean'ın tanımlandı ve inspektör penceresinde gözüküyor. Public yaptığımız için bu arada. Şimdi oyuna tıklıyorum ve space tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi click it true oldu. Bu şekilde herhangi bir objenin komponentine ulaşabilirsiniz. Tabii ki belli şartlarda. Pekala ekstra olarak kendi script'imizin içinde bir komponente ulaş, kendi objemizin içinde de bir komponente ulaşmak istiyorsak mesela örnek veriyorum. Şunun aynısını kopyalayalım. Diyelim ki
Space değil de Enter tuşuna bastığımızda Enter Return olarak yazar, geçer. Enter tuşuna bastığımızda bizim Game Manager skriptimizin içine Cube skriptini eklesin. Çok ilginç. Ekleyebilir. Mesela add component. Gerçi bu şey ulaşma olmaz. Bu yanlış bir terim oldu. Bunu unutun arkadaşlar. Direkt mesela şimdi biz ne yaptık? Kübü tanımladık. Küpe gittik. Kübün içindeki küp skriptini bulduk. Bunun aynı şekilde Box Collider'ına gidip isTrigger'ı true da yapabilirdik. Başka bir şeyini de değiştirebilirdik. Rengini, her şeyini değiştirebiliriz. Orada sorun yok. Şimdi arkadaşlar. Manager'ın içinde mesela Transform'un Y'sini 1 yapmak istiyorum. Evet. Nasıl yapabilirim? Şimdi biz küpe gittik. Ama bu script nerede çalışıyor? Game Manager script'i. Zaten Game Manager objesinin içinde çalışıyor. Inspector olarak içinde çalışıyor. Dolayısıyla bir yere gitmemize gerek yok. Bir kübü tanımladığımız gibi bir objeyi tanımla, onun içine git ve komponenti araştır dememize gerek yok. Direkt get component diyerek neydi? Transform'du. Göstereceğim. Transform. Aç kapat. Noktayı koy. Şuraya tekrar geri geleceğiz. Transform'a ulaştık bakın. Bu script'teyiz ve Transform'a ulaştık. Başlığı önemli. Buradan da Position Y'ye ulaşmak istiyoruz. O zaman arkadaşlar Transform nokta Position nokta Y eşittir. Muhtemelen hata verecek ama vermezse 1 diyelim mesela. Şu an doğrudan Transform Position Y'yi almadı. Şöyle yapacağız. Transform nokta Position New Vector 3 dedikten sonra x'i 0, y'si 1, z'si 0 şeklinde tanımlayıp kaydettiğimizde ve enter tuşuna bastığımızda bu objenin transform nokta pozisyon y'si 1 olacak. Bakalım. Tabii ki bu görünen bir obje sahnede var olan bir obje değil görsel olarak. Dolayısıyla bir değişiklik beklemeyin. Şu anda şu Y'ye bakmanızı istiyorum. Enter tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi Y 1 oldu. Yani bir objenin kendi içindeki bir komponente ulaşıp bir şeyler yapmak istiyorsanız, script'in çalıştığı komponente ulaşmak istiyorsanız direkt get component diyerek bu durumu yapabilirsiniz. Bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.